Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nın 11. gününün ikinci videosuna başlıyoruz. Birinci videoda ne yapmıştık? Dikdörtgen ve kareyi şöyle kısa bir tekrar etmiştik. Ardından klasik soruları da çözüp geometride dikdörtgen ve kareyi öğrenmiştik. Şimdi tam anlamıyla öğreneceğiz. Yani bu konunun yeni nesil sorularını çözeceğiz. Evet, kitabımızda sayfa numarası 98, 99, 100, 101, 102 ve 103'ü çözeceğiz. Yeni nesil soruları da öğrendikten sonra dikdörtgen ve kare ile ilgili hiçbir soru işareti kalmayacak. Önemli bir konu özellikle AYT'de, TYT'de de çıkacak zaten. AYT hem TYT'de hem de AYT'de çıkması çok yüksek ihtimalli olan bir konudayız. Lütfen dikkatli bir şekilde soruları çözün. E hadi bakalım. 11. gün ikinci derse başlayalım. Örnek 22'de kalmıştık. Şöyle bir kare var. Bu karede burayı kesmişler, burayı yapıştırmışlar. Sonra uzunluklar verilmiş bize BC. Yani şurası kaç verilmiş? 8. E üstü C kaç verilmiş? 2. Yani bu ne demek? Hipotenüs uzunluğu 2. Bu bir kareymiş. A, B, C, D kare. Ve ben bunu böyle kesip yaptım ya. Kestiğim kısmı da şöyle şuraya oturtayım. Ben bunu kestim. Bak şuraya şöyle getirdim. Hocam bu kenar karenin bir kenarı değil miydi? Evet. E karenin bir kenarı zaten 8. E burası da 8. Yani burası da 8. E burası toplamda kaç? Hipotenüs kesip buraya koydum ya. Kes yapıştır. Eş yapı. 11'im. E burası da 10. 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden buraya 6 bulduk. 6, 8, 10 ve burası 8 ise buraya da 2 mi kaldı? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? 8 iken 8, 2 kaldı dedik. Zaten 2 isteniyormuş. Cevap balık esir çıktı. Örnek 22'de. Geldik örnek 23'e. Aşağıda üst yüzey KLMN dikdörtgen olan bir masa ve ölçüleri verilmiştir. Evet 80 ve 150 santimetre olarak verilmiş. Şekildeki G1 ve G2 noktaları sırasıyla NKL ve LMN üçgenlerinin ağırlık merkezidir. Evet bakıyoruz. L ama şey yok burada. NKL yok. Hemen NKL'yi çizelim kardeşim. NKL'yi çizdik. Evet buranın ağırlık merkezi bu. Arkadaş şu dikdörtgen şeklindeydi ya e, dikdörtgen şeklindeydi e, 8, 80. Burası da 150. 8, 15, 17'den şu köşegen 170 çıktı. E, bunun ağırlık merkezi bu. Bunun ağırlık merkezini nasıl kullanacağız? Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Tam olarak buraya denk geldi. Ondan sonra öbürü de LMN'nin ağırlık merkezi. E hocam zaten köşegenler birbirini ortalıyordu. Ve ben buradan da şöyle bir ağırlık merkezi çizecek olursam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaya olacak. Şurası şöyle olacak. Yani bu bakış açısından dolayı böyle gözüküyor ama aslında bu ne oldu? Doğrusal oldu. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay ve köşegenler de birbirini ortalıyor ya bunlar doğrusal olmak zorunda. G1 ve G2 araları, noktaları arasında uzaklık isteniyor bizden. Madem burası ağırlık merkezi burası A iken burası 2A'dır. E hocam burası 3A'ya burası da 3A'dır. E burası da A'ya 2A olur. E toplamda bizden bak G1 G2 isteniyor. Burası da 80'di ya 8 15 17 üçgeni yani 2 4 6 A eşittir 170 oldu. A da buradan 170 bölü 6 oldu? Evet. Bizden ne isteniyor ama? G1 G2 aralarındaki uzaklık 2 A isteniyor. 2 A da o zaman e, 170 bölü 6 çarpı 2'den şunlar sadeleşse 3 170 bölü 3 çıkar. Evet örnek 23 böylelikle Akçay çıkar. Geldik örnek 24'e. Bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Evet şekli eski haline şöyle bir geri getirelim bakalım. Geri getirdikten sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Şu kenarla da bu kenar birbirine eşit olacak. Burası 2 kök 3. Hocam burası da 2 kök 3. Katlamadan dolayı burası da 2 kök 3. Üst üste binen açılar eşit olacak. 90 ise burası da 90 olacak. Üst üste binen açılar burada daha sade. Bu açılar eşit. Bu açıyla da bu açı eşit olacak ama karışık olan yerlerde açılar bizi genelde ilgilendirmiyor. Peki halının uzun kenarları arasındaki dar açı 60 derece olduğuna göre. Hmm, halının uzun kenarları. Bak bu katlamayı yaptıktan sonra uzun kenarları. Bir uzun kenarı bu. Diğer uzun kenarı da şu değil mi? Bu uzun kenarları arasındaki dar açı. Yani şuradaki açı 60 derece verilmiş. E o zaman burada bir 30 derece çıktı. E sonra ne yapacağız? Hocam burası da 60. 60 90 sa. Bak burası da 30 oldu. E tamamı 90 sa. Buraya 60 kaldı. 30 30 yaptı. 30 60 90 üçgenleri karşımıza çıktı. Hatta burası da 30 derece oldu. E bizden AB uzunluğu isteniyor. AB yani şu uzun kenar isteniyor. Hocam şurada 2 köküçü var ya 60'ı karşı 2 köküçü ise 30'u karşı 2'dir. 90'ı karşı 4'tür. Burada da 60'ı karşı 2 köküçü ise 30'u karşı da 2 yapar. Uzun kenar dediğimiz zaten bak şu kenar. Aynı zamanda katlamadan buraya geldi. 4 burada 2 burada. Toplamda burası 6. Yani burası da 6 çıkar mı? Çıkar. Cevap böylelikle C han oldu 24. soruda. Geldik 25'e. ABCD dikdörtgeninde AB 80 BC 20 olarak verilmiş. Şunun tamamı 80 burası da 20 verilmiş. ABCD dikdörtgenin dikdörtgeninden bu dikdörtgene benzer olacak biçimde. He. Şimdi büyük dikdörtgene benzer dikdörtgenler kesmişim. Büyük dikdörtgenin kenarlarında ne var? Kısa kenar uzun kenar. Yani uzun kenarın kısa kenarı oranı 80 bölü 20. Nedir? 4 bölü 1'dir. Yani burada da o zaman hocam burası 4K ise burası K olacak. Aynı şekilde 4K'ya K bunu ne yapmışım burada? Kesip buraya yapıştırdım galiba. Soruyu okuyayım bakayım şimdi. Dikdörtgen de bu dikdörtgene benzer olacak biçimde. Birbirine eşit dikdörtgenler şekilde gibi kesilip CD kenarı üzerine üst üste yapıştırılıyor. Buradan kestiğimi buraya yapıştıracağım. Onu söylüyor bize. Buna göre kaç adet dikdörtgen kesilmelidir diye soruluyor bize. Hmm. He. Ne yapacakmışım? Üst üste yapıştırılan bir köşesi B olan yeni bir dikdörtgen oluşturmak isteniyor. Vay. Bir köşesi B olan yeni bir dikdörtgen oluşturacağım. Yeni bir dikdörtgenim de şöyle mi olacak arkadaşlar? Şunları böyle koyduk daha sonra en son şu şekilde bir dikdörtgen olacak. Yani ben buradan şöyle keseceğim. X tane kestim. X tane buraya koyacağım. Arkadaş bu 4K. Bak 4K dediğim zaten 20'ymiş. O zaman K'yı 5 bulduk. K 5. Burası da 5. Hocam bu dikdörtgen olacaksa, şu kısımda bir dikdörtgen olacaksa şöyle. E, uzun kenarı zaten bunun kaçtı? 20'ydi. O zaman burası 20. O zaman buraya kaç kaldı? 60 kaldı. E o zaman ben burada bak 5 5 5 5 kesim yapmam lazım. O yüzden kaç tane dikdörtgen olması lazım? 60'ı 5'e böldüğüm zaman burada 12 tane dikdörtgeni alıp buraya koyarsam eğer şurada yeni bir dikdörtgen elde etmiş olurum. Çünkü 60'ı 5'erli 5'erli keseceğim. Şuraya kadar kesmem lazım. Yeni bir dikdörtgenin oluşması için. O yüzden cevap 60 bölü 5'ten 12 yapar. ÖSYM böyle güzel örüntü sorularını da sever. Bu da tam tatlı ayarında güzel bir soru olmuş. O zaman cevap böylelikle Denizli oldu bu soruda. Yani kaçıncı soru? 25. soru Denizli. Geldik 26'ya. Şimdi aşağıda bir kenarı 15 birim olan ABCD karesi. Bir kenarı 15 olan bir kareden bahsediyoruz. Şekilde şekilde verilen ABCD kağıdı EF boyunca katlanıp EF boyunca katladım ve DC ile AB çakıştırılıyor. DC ile AB'nin çakıştırılması için bunların birbirine eşit olması lazım. Yani burası 15 bölü 2. Burası da 15 bölü 2 olması lazım. E burası 15 bölü 2. Şunun tamamı 11'di. 15'ti. E burası 15 ise o zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Bak dikkat et. 4 dediğimizde 8 bölü 2 değil mi? Evet. E 8 bölü 2 15 bölü 2. 8 15 17 üçgeninden burası da 17 bölü 2 mi olur? Aynen öyle. İlla böyle 8 15 17'nin 2 katı 3 katı olacak diye bakma bazen 1 bölü 2 katı da bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Yani tutup da 4'ün karesi artı 15 bölü 2'nin karesi deyip işlem yapma. E şimdi ben bunu almışım. Ne yapmışım bundan sonra? EKD üçgeni KD boyunca kesilip büyük parça atılıyor. Şuradaki büyük parçayı attım gitti. Elimde bu kaldı. Buna göre EKD üçgeni şeklinde kağıt açıldığında ben bunu böyle katlamıştım ya. O zaman yukarı doğru şöyle açacağım. Yukarı doğru açtığımda açılmış halde bu gelecek elime. E burası 15 bölü 2 iken burası da 15 bölü 2 olacak. Burası 17 bölü 2 iken, burası da 17 bölü 2 olacak. E, bu kağıdın çevresi isteniyor bizden. Arkadaş çok basit. Şu toplamda kaç burası? 15. Hocam burası 17 bölü 2, 17 bölü 2, 17 yaptı. O zaman çevresi 17 artı 15 32 mi yapıyor? Evet. Cevap 32. 26. soru Cihan olur. Geldik 27'ye. Bir katlama söz konusu burada. Hadi bakalım. Burası 12 köküç, buranın da 18 olduğunu biliyorum. Yani buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Bir katlama yapıyorum. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Burası da 2 iken burası da 2. Şuradaki kenarı da şöyle göstereyim altta kalan parçayı da. Ve şurası 90 iken burası da 90. Burası da 90 iken burası da 90. Şuradaki parçayı da şöyle göstereyim. Ondan sonra ne yapacağız burada? Yapacağımız hamleler belli aslında. 90'lar havada uçuşu Bir alfabet'e dalacağız. Ama alfabeteye dalmadan önce şunu da gösterelim. Katlamalarda bizim için önemli olan neydi? Üst üste binen kenarlar. Hocam burası 12 iken burası da 12 olacak. Bunu unutmayalım bir kere. 12. Sonra 2 iken 2'yi de yazdık. 12 kök burası. Burası da 12 kök 3 olacak. Eyvallah. Tamam. Bunları kullanacağız. Hatta burada bir dik yamuk çıktı ya. Bu dik yamukta ne yapabiliriz? Şöyle bir dikdörtgen oluştursak. Hocam 2 ise burası 2 olur. E o zaman buraya 10 kalır. Değil mi? E, bir dakika. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt şöyle katlanmış. Katlama sorularında ne yapıyoruz? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. 2 ise 2. Hocam tamamı 18. O zaman buraya kaç kaldı? 14 kaldı. Hatta bu üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şuranın da 14 olduğunu bilelim. Bir de şuradaki parçalarda şöyle altta kalan parçaların da uzantısını da göstereyim. Sonra üst üste binen açılar eşit. Ya 90 ise burası 90. E burası da 90. E burası da 90. Çünkü burası 90 olduğundan dolayı alfabetalara da dalacağım ama Şurada ben buranın 12 köküç olduğunu biliyorum. Şurada bir yamuk çıktı. E bu yamuğu da kullanayım istersen. Nasıl kullanabiliriz? Şöyle bir dikdörtgen oluşturarak. Hocam 2 ise 2. O zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Oo, 12 köküç de burası. Hocam 12 12 köküç. 30 60 90 üçgeninde değil mi? Köküç katı. E o zaman burası 60. Şimdi üst üste binar açıların birbirine eşitliği. Hocam bu açılar birbirine eşit olacak ya. 60 ise 120 kaldı. Bak burası da 60 60 yaptı. O zaman burada bir 30 60 90 çıktı. E hocam 30'u karşı 4 ise 90'ı karşı 8 olur. Tamamı 14'tü. Buraya 6 kaldı. Ters açıdan 30 derece 60 derece. 60'ı karşısı 6 ise 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali. Köküçe bölünmüş hali kaç yapar? Hocam köküçe bölünmüş hali 6 bölü köküç 2 köküç yapar. Burası da 4 köküç mü yaptı? Evet. Hatta burada 30'un karşı 4 ise 60'ı karşısı 4 köküç. E hocam tamamı 8 köküç. Tamamı 12 köküçtü. E 12 köküç yapması için hocam 4 8 köküç buradaysa buraya da 4 köküç kaldı. Ve 60 ise ters açıdan 60 burası da 30. 30'un karşısı 4 kök ise 90'ın karşısı kaç yapıyor? 8 kök 3 ve buraya da kaç kaldı? 4 kök 3'ün kök katından dolayı 12 kaldı. E artık bunun tamamının ben 18 olduğunu biliyordum. Bak 12'si burada. ikisi burada 14. E o zaman buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. 90'ın karşısı 4. Burası da 2. Zaten 30, 60, 90 üçgenden de diyebilirdik bunu. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Her yeri bulduk galiba ya. Mavi boyalı bölgenin alanı isteniyor bizden. Her şey çıktı mı? Çıktı. Alt taban, üst taban belli. Bak bu bir, bir dik yamuk şeklinde. Yükseklik de belli. Burasında köküç, 2 kök 3, 30'un karşı 2, 60'ın karşı 2 kök O zaman mavi boyalı bölgenin alanı, alt taban 14, üst taban 2, 14 artı 2 çarp yükseklik, yükseklik 2 kök 8 kök daha, 10 kök 3, 2 köküç daha. 12 kök bir de böl 2 olayı bitirir. Hocam 16 burası 2 sadeleşti. o zaman 8 ile 12 kök çarpımı 96 kök yapar. Cevap edilemit oldu. Güzel bir soru. Buradaki ayrıntı şu yamukta. Böyle 30 60 90 üçgenine 30 -60 90 üçgenine ulaşmakmış. Yoksa diğer türlü sıkıntılar yaşayacaktık. O da nereden geldi? Şuradaki dik yamuktan dolayı geldi. E dik yamukta dik dörtgenle dik üçgen oluşturmayı da hepimiz biliyoruz. Burada kenarlarda olduğu için oluşturunca çok da güzel bir şey çıktı. Örnek 27 Edremit oldu. Geldik örnek 28'e. Aşağıdaki şekil bir de önü sarı arkası beyaz olan dik dörtgen kağıt böyle katlanmış. Katlama sorularında ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz şöyle bir. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar eşit. 5 5 beş olur burası. Burası 20 iken burası da 20 olur. Hatta burası 90 ise burası da 90. E katlamada üst üste binen açılar da eşit. Şu açıları yazınca ama güzel bir şey gelmedi. E ne yapacağız? E, dikdörtgen ya bunlar 90'lar derece. O zaman burada 90'lar da uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Yani bizim bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 20 oldu. 1'e 4 oran var. O zaman 1'e 4 oranı kullanalım, kullanalım, burada. O zaman beta'nın karşısı A dersem beta'nın karşısı 4A olacak. A 4A 4A yani bunun tamamı 4A buraya da 4A eksi 5 kaldı. Pisagor hocam 5 var 3 koyarsam 3 4 5 sağlanmıyor 4 koyarsam da yine 3 4 5 sağlanmıyor. Mecbur Pisagor bağıntısı yapacağım. Zaten benden tanjant B A D üstü isteniyor. B A D üstü yani tanjant alfa isteniyor. Şu üçgende bakmamıza gerek yok tanjant alfa bu üçgende de var zaten. Evet tanjant alfa isteniyor. Bakalım şurada Pisagor'umuzu yapalım. 5'in karesi 25 eşittir. 4 a eksi 5'in karesi ve artı a'nın karesi olacak. Buradan 25 eşittir. 16 a kare eksi ile ikinci çarpımın iki katı 40 a artı 25 artı a kare yaptı. E o zaman bu o 17 a kare. Hadi bakalım hayırlısı inşallah çıkacak. 17 a kare eksi bir an korktum valla. 40 eksi 40 a e ondan sonra a bunlar da birbirini götürdü ya 25'lerde. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. 17 a hatta e, 25'ler götürünce eşittir 40 a yaptı. A'lar buradan gitti. A'yı da buradan 40 bölü 17 bulduk. A yerine böyle 40 bölü 17 yazarsak eğer şurası ne yapıyor? Benden tanjantı alfa isteniyor. 4 a eksi 5 isteniyor. 4 a eksi 5 de 4 çarpı 40 bölü 17 eksi 5 e, kaç yapıyor? Hocam burası 160 bölü 17 eksi 5. 5 kere de 35 bu 85 yapıyor. Ee, 75 bölü 17 yapıyor galiba değil mi? 75 bölü 17. Evet burası 75 bölü 17 yaptı. Yani dik üçgenin kenarları bak şuraya koyuyorum. Burası 75 bölü 17 yaptı. Şu kenar bu kenarda 40 bölü 17 yaptı. Ve benden tanjant alfa isteniyor. Tanjant alfa da neye eşit oldu o zaman? 75 bölü 17 bölü 40 bölü 17'ye eşit oldu. Bir an çıkmayacak diye korktum ama gerçekten güzel bir şekilde de çıktı. Bölü 17'ler çıktı. 75 bölü 40 oldu cevap. 5'e bölsen 15. 5'e bölsen 8. Cevap 15 bölü 8 mi çıktı? Evet. İşlem. Elim çalıştı ve sonuca ulaştım. Bazen el çalıştırmayı böyle ihmal ediyoruz. İhmal etme kardeşim. Başka yollardan çıkar mı? Vallahi çıkabilir. 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 Burada şurada hissederek de belki ben bu üçgende hissettim çıkmadı ama belki bu üçgendeki hissetmeyle çıkabilirdi ama buradan da işlem kalabalığı da çok da fazla gelmedi aslında. 28. soru böylelikle 15 bölü 8 denizli oldu. Geldik 29. soruya. Aşağıda çiftçi Mehmet Bey'in tarlasında ABCD karesi şeklinde bir şey varmış burada. Bir kesit gösterilmiş. DE5 DE 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 5 verilmiş. ABCD karesi o zaman bir kenar 13 verilmiş. 169'sa A kare 169 Ee, buna göre x uzunluğu kaçtır diye Sorulu bize. Tarlasının karesi şeklindeki bir kesitin görseli verilmiş. Buğday, arpa, göl. E. Burada x Ne yapacağız arkadaş? Yapacağımız hamle valla şu. Burada ekstra bir bilgi verilmiş mi? D ile ha, Bak. Bak. Sıkıştım. Sıkıştığım zaman soruyu okuyorum kardeşim. D ile birbirine dik verilmiş. Tamam. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni. E, dik üçgen çıktı karşımıza. Dal alfabeti ya. Alfa, beta, alfa. Hocam burada da alfabeti oluşturayım. Şöyle 90 olmaz. Karede alfabeti oluşturacaksan ilk tercihin eş üçgen olsun. Zaten daha öncesinden biliyoruz. 30 gördüğümüz zaman ya buradan dik çizerdik özel açıda ya da buradan dik çizerdik. İki ihtimalimiz vardı. Hocam alfaya ait ya buradan dik çizeceğim olmadı ya da buradan dik çizeceğim. Buradan dik çizersem şöyle alfa 90 beta olur. E o zaman bu üçgenler eş üçgen olacak. Alfanın karşısı burada 5 ya burada 5 burada 12 olması lazım. O zaman bu dik sadece nereye düşüyor? Dışarı düşüyor. Yani alfa 90 burası da beta oldu. Şu üçgenle bak şu üçgenle şuradaki üçgen eş üçgen oldu. E, burada alfanın karşısı 5 5'ken alfanın karşısı burada da 5'tir. Burada betanın karşısı 12 ise betanın karşısı 12'dir. Yani şunun tamamı 12. E hocam buraya kaç kalır? 7 kalır. Ve burada Pisagor bağıntısından x kare eşittir. 5'in karesi artı 7'nin karesinden e, 25 artı 49. 25 artı 49. E, o zaman x kare de buradan ne eşit oluyor? 4. 74 oluyor x de buradan kök 74'e eşit olacak. Kare sorularında 90'lık varsa eş yapılar. Genelde önemli kare sorularında zorlanıyorsunuz. Bu temel mantıktan dolayı zorlanıyorsunuz. Başka türlü yapılabilir miydi? Evet kosinüs teoreminden falan yapılabilirdi. Ama biz kosinüs teoremini çok sevmiyoruz. Evet cevap böylelikle balıkesir çıktı 29'da. Geldik 30. soruya. Aşağıda ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı ve kenar uzunlukları 9 ve 11 birim olan dikdörtgen şeklindeki kağıt verilmiş. Ve şöyle katlamalar yapılmış. Paraletler verilmiş. Bu paralel olduğu için cuk bu kenarlar çakışmış. Şununla da şu paralel olduğu için cuk bunlar da şu şekilde çakışmış bu kenardan. E şimdi bunlar böyle katlandıktan sonra bak kare elde edilmiş. Şurada bir kare elde edilmiş. Tamam. X, 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 X olduğunu biliyoruz. Şimdi bu katlamaları açalım mı geriye doğru? Açalım. Hocam şu katlamayı şöyle açarsam şöyle. Burada da şuradaki iz var. Burası x'e bu dikdörtgen ya burası da x burası da x. Bu katlamayı da şöyle açarsam böyle bir şey olacak. Hocam bunun tamamı 9'du. Şu parçalarda eşit ya. E buraya 9 eksi x kaldı. 9 eksi x bölü 2'ye 9 eksi x bölü 2 kaldı buraya da. E sonra şu başka neden bahsediyor bize? M A -100. bak şu alan ve şu alandan bahsediyor. O zaman bu kenarları bulacağım. Şimdi 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 şimdi. Hocam şurayı bulduk. Burada da ben şurayı bulmalıyım. Bak burası kaçtı? 11 değil miydi? Evet. Hocam şunlar da birbirine eşit ya. 11 eksi x değil mi buraya? 11 eksi x bölü 2 değil mi burası? Burası da 11 eksi x bölü 2. E o zaman çıktı. Evet şunun alanı artı bunun alanı verilmiş. Ne diyorsa yapalım. Yani 9 eksi x bölü 2'yi çarpı x artı. Bak şu dikdörtgenin alanı artı. Bu dikdörtgenin alanı. Yani x çarpı 11 eksi x bölü 2. Bu toplam bize 24 verilmiş x tam sayısının alabileceği değerler toplamı nedir? Demek ki burada iki değer çıkıyor. O iki değerli toplamı isteniyor bizden. E ne yapalım burada? Hadi bakalım. Şurada bölü 2 tamam. 9x eksi x kare artı 11x eksi x kare bölü 2 ya. Eşittir. Bölü 2'yi öbür tarafa çarpı 2 diye geçirdim. 48. Hepsini öbür tarafa geçireyim. 0 eşittir. 2x kare. Sonra 11x 9x daha 20x öbür tarafa geçince eksi 20x yapar. Sonra burada da artı 48 mi var? Evet. Buradan da 2'ye böldüğümüz zaman x kare eksi 10x artı 24 eşittir. Sıfır mı yaptı? Aynen öyle. Buradan çarpanlara ayıracağız. Yani burası 2'ye 12. A bizden x tam sayısını alacağı değerler toplam isteniyor. E değerler toplamı da arkadaşlar direkt çarpanları ayırarak da bulabiliriz de. Direkt kökler toplamı değil midir? Evet yani kökler toplamı da eksi b bölü a'dır. B dediğimizde bu. Yani eksi eksi 10 bölü 2. Yani kaç yapıyor cevap? Bir dakika. Eksi B bölü A. Değerler toplamı. Tamam. Eksi B bölü A. Ay. A'sı 1 değil mi? 1. Evet. Eksi. Eksi 10 bölü 1. A dediğimizde 1 olduğundan dolayı cevap kaç çıktı o zaman? 10 çıkar. Ya da çarpanlara ayırırsın. Hocam burası. Eksi 2 iki yapıyor. Çarpanları da ne geliyor o zaman? X eksi 12 eşit 0'dan. X 12 geliyor. Ya da X artı 2 eşit 0'dan. X 2 geliyor. 2 geliyor. 12 ile 2'nin toplamı da 10 da diyebilirdik. Evet. Dolayısıyla Örnek 30'u böylelikle akçay bulduk. Geldik 31'e. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir çerçeve gösterilmiş olup çerçevenin tam ortasında yan kenarlar uzakları eşit ve x birim olan bir fotoğraf yerleştirilmiştir. Arkadaş şurası x birim, şurası x birim, şurası x birim. Bundan bahsediyor yan kenarlara. E bunun tamamı 8 ise buraya 8 2x kaldı. Burası da 12 ise x'ler burada ya. Buraya da 12-2x kaldı mı? Kaldı. Fotoğrafın alanı. Şu fotoğrafın alanı. Yani 12-2x ile 8-2x'in çarpımı kaç verilmiş? 45 verilmiş. Ya hocam çarpanlar ayıma çıktı. Evet. ÖSYM çarpanlar ile ilgili soruları özellikle dikdörtgen ve karede seviyor. O yüzden bu soruya da dikkat et. Şu ikisinin çarpımı 45. Hocam 12'den 2x'i çıkartmışım. Böyle çarpanlar ayırarak da yapabilirsiniz de. Bir de 8'den 2x'i çıkartmışım. Yani çarp şeyi düşün 45'in çarpanları ne hocam 3'e e 15 olabilir yani burası bu daha büyük ya bu 15 bu 3 olursa eğer 2x'in bu 15 olamaz bir kere 12 eksi bilmem ne olduğundan ya da 5'e 9 olabilir bu 9 bu 5 olursa 9 olması için 2x'in kaç olması lazım 3 olması lazım e, 2x 3 olursa eğer 8 eksi 3 sağlanıyor mu 5 sağlanıyor. Yani o zaman 2x eşittir 3 olacak. X'i de böylelikle 3 bölü 2 mi buluruz? Evet. Fotoğrafın çevre uzunluğu isteniliyor bizden. X 3 bölü 2 ya. O zaman x yerine 3 bölü 2 yazarsam 2 çarpı 12 eksi 2x. Burası 2 çarpı 3 bölü 2. 3 yaptı. 12 eksi 3. Kaç yapıyor? 9 yapıyor. 2x 3 ya. Burası da 5 mi yaptı? Evet. O zaman bunun çevresi 9, 5, 9, 5 soruluyor bize. Çevre 9, 5, 9, 5, 14, 14. Kaç yaptı? 28 yaptı. Cevap Akçay oldu. 31. soruda işlem hatası mı yaptık? Çevre uzunluğu ile evet işlem hatası yaptık. Çünkü çevre uzunluğu ile çevresi 28. X'in çarpımı isteniliyor bizden. Ee, bizden 28 çarpı sazanlık yapmamak lazım. X'in çarpımı da 3 bölü 2 değil mi X? Evet şunları sadeleşince burası 14 yapar. 3 ile de 14'ün çarpımı 42 yapıyor. Yani cevap Edremit yaptı. Sazanlık yapma benim gibi. Soruyu tam anlamıyla oku. Çünkü çevre uzunluğu ile x sayısının çarpımı isteniyormuş bizden. Dolayısıyla 31. soru Edremit olur. Geldik 32'ye. Aşağıdaki görselde zemin üzerinde ABCD ve DFG kare şeklindeki kağıtların birbirine göre konumları verilmiş. Bir köşesi ortak olmuş ve şurada bu köşede bu kenar üzerinde verilmiş. ED uzunluğu 16 olarak verilmiş. Hemen 16'yı yazalım. FB uzunluğu da 4 olarak verilmiş. E bu, bu kareye Karenin bir kenarı 16. Şuraya 16 düşünelim. Burası da 16 olduğundan buraya da ne kaldı? 12 kaldı. E ne yapacağız burada? Alan A, B, F, E, D. Evet şuradaki alan isteniyor bizden. E hocam buna ait böyle üçgenler üçgenler oluşturmalıyız o zaman burada. Üçgeni nasıl oluşturabiliriz? E hocam buradaki hop şöyle dik çizerek mesela. A dik çizdin ya. O zaman burada da şöyle garip bir şey oluştu. Şurada da bir üçgen oluştur. Bak şöyle de bir dik çizince en azından işimiz daha da kolaylaştı. Yani burada istenilen alan bir bu üçgenin alanı sonra şu üçgenin alanı bir de şuradaki dikdörtgenin alanı mı yaptı? Evet. Ve hatta işimiz güzel güzel oldu burada. Çok hoş oldu burada. 90'lar var burada. Burası da 90. E, dal alfa beta ya alfa beta alfa beta ve bunun tamamının 16 olduğunu biliyoruz buna da dikkat et. Şimdi şunun tamamı 4'tü. Ben buraya bir A dersem alfa'nın karşı A. Bu arada bunlar birbirine kare ya yani birbirine eşit olmak zorunda kare olduğundan dolayı Alfa beta 90 ve alfa beta 90. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit mi? Eşit. Yani bunlar eş üçgen oldu. Alfanın karşısı A iken alfanın karşısı A olur burada. E hocam tamam 16 idi. O zaman buraya 16 eksi A kalır. E, betanın karşısı 16 eksi A ise betanın karşısı 16 eksi A olur. E tamamı bunun zaten 16 idi. O zaman buraya da A mı kaldı? Evet. E olay bitti. Burası da A oldu dikdörtgenden dolayı. 2A eşittir 4'ten. A'yı da böylelikle 2 olarak buluruz. E o zaman olay bitti bir bitti. A yerine 2 yaz. Hocam 2 ile 16'ın çarpımı 32 yaptı burası. A yerine 2 yazdığımızda burası 2 burası 14 oldu. 2 çarpı 14 bölü 2'den 2 çarpı 14 bölü 2 kaç yapıyor? 14 yapıyor. Bu alan 14 yapar. E bu alanda 14. Tüm alan 32, 14 ve 14'ün toplamı isteniliyor bizden. Şu 28 yapıyor. 32 ile toplayınca da 60 mı yapar alan? Evet cevap ceyan oldu. Gerçekten güzel bir soru. Şu saçma alanı bulmak zordu. Üçgenleri oluşturduk. Üçgenleri oluşturunca da böyle ne güzel alfa beta eş üçgenleri karşımıza çıktı. Kare sorularında da zaten genelde eş yapılar karşımıza çıkıyor diye söylemiştik. Evet cevap Cihan oldu. Geldik örnek 13'e. ABCD 33'e. Pardon, örnek 33'teyiz. ABCD ve KLMN eş kareler olmak üzere. Eş kareler o zaman kenarlar birbirine eşit. Tamam. Şimdi burada açı verilmiş. DC açısı. DC açısı alfa diyoruz. Hemen şuraya alfa diyoruz. Neresi 2 alfaymış? LK. İşte burası 2 alfa verilmiş. Sonra 8 ve 3 verilmiş. BM uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Hmm. E ne yapacağız burada? Eş kareler olmak üzere sadece burada alfa 2 alfa verilmiş. Bu alfa ile 2 alfa muhabbetini benim kullanmam lazım. Soruda alfa ile 2 alfa muhabbeti nasıl kullanılır? Ya hocam gelirsin burada şöyle bir 3 2 alfa muhabbetini şöyle yapalım. Eşかれ ya şurada şöyle 3 birim alacak olursam eğer bak şuradan 3 birim şurası da 5 birim oldu 5 birim oluyor o zaman. E o zaman hocam 3'e çift çizgilik üçgen burada da 3'e çift çizgilik üçgen yani senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin aynı olmaz mı? Olur. Ha o zaman burası 2 alfa'ysa çift çizgi gören 2 alfa olmak zorunda burası da. E o zaman burada ne oldu? Hocam alfa 2 iç açı bir dış açı. E o zaman burası da alfa olacak. Ana ne güzel. İkiz kenar çıktı. Hocam şu parçalı şu parça eşit. 5 ise burası 5. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden. Burası da 4 oldu. Çok güzel bir soruyormuş. E burası da 4 o zaman. E o zaman kareli bir kenarı 4 çıktı ya. Burası da 4. Benden BM uzunluğu isteniyor. E o zaman 4 burası. 8, 3 daha 11 burası. Topladım 15 yaptı. Bir de 4 burada. 19 mu yaptı? E toplamı 19 yaptı. Örnek 33'te işte. güzel bir soruydu. E ne yaptık? Mantık şuydu. Ya alfa ile 2 alfa arasında bir ilişki kuralım. Burada 3'e çift çizildik ya. Burada da 3 birim alınca 3'e çift çizgi eş üçgen oldu. Eş yapılarda eşit kenarları gören açılar birbirine eşit. Yazınca direkt soru çıktı. Ya da tam ters mantığı. Şu şekilde de yapabilirdik aslında. Ters mantıktan da gidebilirdik. Ya hocam burada alfayı 2 alfayı nasıl kullanırız? Bak. Hocam şuradan bir alfa alfa bölsem. E alfa alfa bölünce maalesef güzel bir şey çıkmıyor. O zaman ne yapabiliriz? Ya alfayı 2 alfayı kullanmanın güzel tekniklerinden biri de şudur. Alfa 2 alfa olduğu zaman şöyle küçük açıya ait ikizkenar kenar oluşturma da güzel bir tekniktir. Mesela burada e, alfa ve 2 alfa böyle var ama şuradan iki alfa oluşturmak için şöyle bir ikizkenar oluşturursam e, burası alfa alfa 2 alfa o yüzden sonra şuradaki üçgenlerin eş üçgen olduğunu da söyleyebilirsin. Tamamıyla sana kalmış bütün teknikleri hangi mantığı nerede nasıl kullanman gerektiğini de sana sorularda bu şekilde gösteriyoruz. Evet örnek 33 denizli oldu. Geldik örnek 34'e. Aşağıda ABCD dikdörtgeninin B köşesi etrafında saat yönünde döndürülmesi. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem diye hep söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Yani iş yapılardır kalem ya döndürme soruları. Yani şu dikdörtgen bu dikdörtgen buraya geldi. Döndürdüğünde bu kenar buraya gelmiş oldu. Neyse 60 derece döndürülmüş. Saat yönünün tersinde 60 derece döndürülmüş. Bir de şuna dikkat et. Hocam bu 60 derece döndürünce buraya geldi. Hocam bu da 60 derece döndürünce buraya geldi. Yani bunlara dikkat et kaç açı 60 derece ya da şurası döndüğü zaman burası 60 derece. O zaman buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Şimdi BC'ye bize kaç vermiş? 8 vermiş. E 8 ise döndürmeden dolayı burası da 8. Ali Bey uzunluğunu bize 12 kök 3 vermiş. Burası 12 kök 3. Yani burası da 12 kök 3 oldu. E sonrasında burada bir 30 60 90 üçgeni yani hala hazırda çıktı mı çıktı. 60'ı karşı 8 30'ı karşı 8 bölü kök 3 olur. Bizden C üssü ve D köşelerine olan uzaklık isteniyor. Hmm. C D şu. O zaman biz buraya yoğunlaşalım. Hocam bu doğrusal mı? Doğrusal olduğunu bilemeyiz. Dur. Şurada katmışım mantığını kullanalım. E hocam şuradan dik çizeyim falan filan diyebilirsin. Ya da 60 var. Kolları da birbirine eşitse. Şuradan şöyle üçgen oluşturmak. Hatta eşkenar üçgen olmuyor mu bu? 60 sağ 60 60. Çünkü e, ilk çizim tekniklerini de söylemiştim. 60'ı kolları birbirine eşitse böyle eşkenar üçgen oluşturun. 8 ise 8 8 oldu burası. O zaman buraya 30 derece kaldı. E şimdi ben x'i bulmak istiyorsam Kocam kosinüs teoremi. Kosinüs teoremine gerek var mı? Çizdik ki kardeşim. Şuradan dik mantığını kullan. 90'ın karşı 8 30'u karşısı 4'tür. Hocam 30'u karşı 4 60'ı karşı 4 köküçtür. Buraya da ne kaldı o zaman? Tamamı 12 köküç olduğundan 8 köküç kaldı buraya. Sonra burada da Pisagor. Ya hocam x kare eşittir 4'ün karesi artı 8 köküçün karesi diyebilirsin. Ama biz yine öyle yapmayacağız. Kısa yoldan 4 ve 8 köküçteki ortak çarpan nedir? Ortak çarpan 4. 4 çarpı 1 burası. 4 çarpı 2 kök 3 burası. O zaman x'de ne olacaktır? 4 çarpı kare köküçü de diğerlerinin kareleri toplamı olacaktır. 1 ve 2 köküçün karesi toplamı. 1 artı 2 köküçün karesi de kaç yapıyor? 12 yapıyor. Yani 4 kök 13 olarak buluruz cevabı. Cevap böylelikle ne çıktı? Örnek 34'te C han çıkar. Evet geldik. Bir sonraki soruya 35. sorudayız. Aşağıda zemine dik iki boru arasında ABCD ve AKLM şeklinde kare halalar arka arkaya yerleştirmiş. Evet kare halalar var burada. Şu sonra önünde de bu. Sonra ne yapmışız? Bunu böyle döndürmüşüz. Bu hale gelmiş. Eyvallah. CL üssü ile BL üssü birbirine eşit. Hocam şu CL üssü ile şöyle göstereyim. Şuradaki CL üssü ile neresi birbirine? BL üssü. Ne? BL üssü. Hmm, şurası. Allah Allah. Tamam neyse. Eşit gibi değil gibi duruyor ama eşit. Tamam. Sonra buna göre büyük halının bir kenarının uzunluğu küçük halının bir kenar uzunluğu oranı nedir diye soruluyor bize. E burada herhangi başka bir şey var mı burada? Bakıyoruz 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 bakıyoruz. Yok sadece bu eşitlik var. Bu eşitliği kullanacağız. Ya bu hocam şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Ve bu arada dikkat et. Sen burada bir döndürme yaptın. Eskiden şurası AK uzundu. Karenin bir kenarı değil miydi? Evet. Yani senin AK uzundu. Şöyleydi burası. Bunu böyle döndürdüm. Bu hop buraya mı geldi? Evet, buraya geldi. Buna dikkat et. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşit. O zaman buraya da ne diyeceksin? Şurası da yuvarlak diyeceksin. Karenin bir kenarı kadar olacak. E hocam ne yapıyoruz? Alfa beta olayına dalmıyor muyuz? 90'lara havada düşüyor. Evet, alfa beta. Beta 90 alfa. Hocam dik çizelim. Hop şöyle Alfa 90 beta. Yani şu üçgenle şu üçgenle ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakileri eşit eş. Hatta burada da yine aynı şekilde şuradan bir dik çizecek olursam. Burada da güzel bir şey geliyor. Alfa 90'sa burası da beta mı yaptı? Beta 90'sa burası da alfa oldu. Burası da eş. Oldu mu? Oldu. Şimdi alfanın karşısı burası a iken bak bu arada bunun tamamı A. Bu da kare şeklinde bir şey değil miydi? Evet. Bunlar kare A'lıydı. A A. Dikkat et. Tamamı ne bunun? 2 A. Bunun tamamında 2 A olmasını da unutma. Şurası A burası A dedik ya tamam 2A. Alfanın karşısı A dedik. Alfanın karşısı hocam burada da A. Alfanın karşısı hocam burada da A olacak. E o zaman buraya şu yuvarlak birbirine eşit olacak. Şuraya ben bir B uzunluğu dersem eğer E hocam burası B ise tamam 2A'ydı. 2A olması için buraya da A eksi B mi kaldı o zaman? Evet. Ya da şu yuvarlak Evet evet doğru. Tamam 2A ya. Bak dikkat et. A'sı B'si burada 2A'dan A'yı ve B'yi çıkartıyorum. Dikkat. 2A'dan A'yı ve B'yi çıkartıyorum. Yani A artı B'yi çıkartıyorum aslında. E, ya da eksi A eksi B oluyor. A eksi B mi oluyor burası? Evet. Dikkat et yuvarlığa. 2A eksi B oldu burası. Hocam 2A eksi B oldu. Burası da 2A eksi B oldu. Burası da 2A eksi B. Ha, Pisagor bağıntısı var burada. Pisagor bağıntısı. Büyük ihtimalle A B cinsinden bana bulutturacak. Yani 2A eksi B'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı B'nin karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşacağız. Evet ulaşalım bakalım hadi bakalım. Şimdi buradan 4a kare eksi 4ab artı b kare eşittir a kare artı b kare yaptı. B kareler nana oldu buradan. Şu a kareyi buraya attım. Hocam 3a kare eşittir 4ab yapar. A'lar da gitti buradan 3A eşittir 4B geldi. Süper. A dediğimiz olay burada 4K iken B dediğimiz olay burada 3K olur. A dediğimize 4K yazarsam burası 8K olur. E, A yerine 4K yazdım. Hocam burası 4K. B yerine de 3K yazınca 3K. 3, 4, 5 üçgeni de böyle tuttu mu tuttu. E, A yerine 4K, B yerine de 3K yazınca 8K eksi 3K, 5K yaptı. Zaten bizden ne isteniyor? Küçük halının bir kenar uzunluğuna oranı. E, büyük halının. Büyük halının bir kenar uzunluğu kaç? 8K. 8K'nın küçük halının bir kenar uzunluğu da 5K mı çıktı? Evet. 5K'ya oranı isteniyor. Yani cevap 8 bölü 5 oldu. Bu da gerçekten güzel bir soruydu arkadaşım. Eş yapılara girdik. Sonra şuraya B dedik. Tamamın 2'ye olmasını da kullandık yalnız burada. Dikkat et. Sonra üşenmedik. Pisagor yaptık. A'yı cinsinden bulduk. Sonra da kendiliğinden cevap çıktı. Hoş bir soruydu. Örnek 35. Edremit. Geldi örnek 36'ya. Aşağıda ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan kare biçimdeki kesikli yerlerden sırasıyla katlanıyor. Bir böyle katlanıyor sonra da böyle katlanıyor. Şimdi tabii bu böyle katlanıyor. Sonra bu da böyle katlanıyor. Oluşan şekil bu oluyor. Tabi ben bunu böyle katlayınca sarı bölge buraya gelecek. Bak burası sarı bölge. Yukarıdaki kısım gitti. Sonra bunu da böyle katlayınca buradan böyle katladığım zaman o zaman bu kısım gidiyor. Yani şunu şöyle katlayınca buradan böyle katlayınca şu doğrultu boyunca katlayınca şu kısımda sarı oluyor. Arka taraf geliyor yani şöyle bir mavi alan oluşuyor sadece burada. Bak en son burada oluşan şekilde verilmiş zaten. Önce bir yukarıdan katlama sonra sağdan katlama. Biz katlamaları şöyle geri açalım mı? Ee, en son en önce en son ne yapılmıştı? Şöyle katlanmıştı. Şöyle katlamayı geri açalım. Açtığımız zaman hocam ne oluyor burada? Şu şekilde bir alanlardaki oranlamalar 12'ye 18 olmak zorunda. E sonra en baştan böyle katlanmıştı. Bu katlamayı da şöyle açalım. Ay, alandaki oranlamada o zaman bak katlanılan yerlerde üste binen alanlar da birbirine eşit. 12 burası, 12 burası, 32 de burası olacak. E bu 12, 12, 18 ne anlama geliyor? Hocam birer kenarları ortak ya. E tabanlarla alanlar doğru orantılı. E o zaman sen buraya 12K, 12K, 18K diyebilirsin. Sonra buraya da 12K, 12K, 32K diyebilirsin. Yalnız bu bir kare mi? E, kare biçiminde. Evet. Bu kare ise buradaki kenar uzunlukları da birbirine eşitleyeceğiz. E, yapılmadan önceki çevre uzunluğu nedir diye soruluyor bize. E tamam o zaman ben şurada şunu da söyleyebilirim. Şuradaki alanda bulabilirim. E arkadaş burada hiç buradaki oranlamalara böyle girmeyelim. 12'ye 18 oran mı var burada? Evet yani alandaki oran 6'ya böl. Hocam 6'ya böldüğüm zaman burası 2K 6'ya böl 3K. Ha, buradaki 12'ye 18. O zaman 2K'ya 3K var. E 2K'de kalan 32 ise o zaman 3K'de kalanı da bulabiliriz. 2K'da 32 ise yani K'daki 16 yapar 3K'daki de 48 mi yapar? Evet burayı da bulmuş olduk. Şimdi katlamalar yapılmadan önceki bu kağıdın çevre uzunluğu nedir diye soruluyor. Tüm alanları toplayalım kardeşim. Yani burada topla bakalım. 48, 32 daha 80. Sonra 18, 12 daha 30. 110 yaptı. Ee, şu da 30. 110 yapmıştı. 140 yaptı. Şuraya yazayım 140'ı unuturum çünkü. Ee, 12, 12, 24. Bunu da toplarsan 56 mı yapıyor? 56 yapıyor. 196 yapıyor. Evet. 196 karenin bir kenarı. E o zaman A ne oluyor? Karenin alanı 10, 196 ise bir kenarda 14 yapar. Bunun çevresi de çevresi de eski halindeki çevresi de ne olacak? 14'ten 4 tane var. Karenin çevresi soruluyor bize. O da 56 yapıyor. Evet. 36. soru. Böylelikle Edremit oldu. 36'yı bulduk. Geldik 37'ye. A işte bak ÖSYM sever böyle durumları. Eş yapılar. 8. Eş dikdörtgeni bu şekilde koymuşlar mı? kısa kenarlarla uzun kenarı buldurturlar. Ya hocam burası A, burası A, burası A, burası A, burası A. Ama burada kaç tane kenara eşit uzun kenara? 1, 2, 3 tane. Ama burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 6A olsaydı 2A, 2A diye paylaştırırdık. Ama burada 3'e bölünecek bir şey yapmak lazım. Burası 5A iken burası 5A bölü 3 hocam diyebilirsiniz de. Rasyonel sayıyla uğraşmayalım. 3'e bölünecek şekilde o zaman ben bunların her birine 3A, 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 3 a yani 3 çarpmışım söyleyeyim. O zaman burası hocam 15A yaptı. 15A'yı sen 3'e böldüğün zaman o zaman burasıları da ne yapmak zorunda? 3 tane parça 5A, 5A, 5A yapmak zorunda. Yani kısa kenar 3A iken uzun kenar 5A oldu. Bunu bulduk. Şimdi sonrasında nasıl konmuş? Bu şekilde dikdörtgenin çevresi. Bu dikdörtgenin çevresi bize 92 verilmiş. Hocam buranın ben kısa kenarın 3A olduğunu uzun kenarın da 5A olduğunu biliyorum ya. O zaman burası 5 10 15 burası da kaç A? 8A burası da 15. 15 15 30 8 8 16 46 A. 46 A ne 92 ise A'yı buradan hani kim buluruz? Evet yani uzun kenar kaç burada? 10. Kısa kenar kaç? 6. A yerine 2 yazdığımızda. Şimdi dikdörtgenleri de bu şekilde koyduğumuzda L ile G arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Ya hocam şurayı ne bulduk? 6. Uzun kenar kaç? 6'ya 10 olduğunu biliyoruz. E, dik üçgene karşılık getireceğiz. Hop şöyle yapınca dik üçgene karşılık geliyor. Burası 10 ya. E kısa kenarda 6. Burası da 6. 6'ya bak burası da 4. Hocam bak ne çıktı burada. Bir kenar 4 bir kenar 16. Yani burası 4 çarpı 4. Burası 4 çarpı 1. Kısa yoldan yapıyorum. Buradaki x uzunluğu da 4 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplam şeklinde de yapılabiliyordu. Yoksa uzun yoldan yapabilirsin de sana da kalmış. Yani 1'in karesi artı 4'ün karesi diyeceğiz. 4 kök 17 çıktı mı? Çıktı. Evet örnek 37'yi 4 kök 17 yani akçay buluruz. Geldik bir sonraki soruya örnek 38'deyiz. Mustafa Bey evine aldığı uzun kenarın uzunluğu 80 cm. Olan dikdörtgen biçimdeki resim çerçeveyi iki şekilde asmayı planlamış. Yani ikinci seçenek daha mantıklı gelmiş daha doğrusu. Dur bakalım. Her iki şekilde de böyle astığı zaman tablonun şu kenarları zemine paralel olmuş. Bunun zemine paralel olması için ipin tam orta noktasından basılması lazım. Buna dikkat edin. Şu ip böyle tam orta noktasından asılması lazım. Aynı şekilde bunun da şuraya olan uzaklarının eşit işte olması lazım. Yani burada yine aynı şekilde. Bunun da zemine paralel olması için şuradaki uzunlukların yine birbirine eşit olması lazım. Buna da dikkat et lütfen. Tamam bunu daha öncesinde zaten sorularda falan da açıkladık. Eğer bunu bir tek aşağı böyle çekersen böyle hani burası eşit olmasa daha uzun olsa çap, tab tablonun çaplı çap biraz daha çarpık olacağını görürsünüz zaten. Anlarsınız mantıken de anlarsınız. Yani kısacası zemine paralellik şartı için tek çiviye de atsan ikiz kenarlık şartı İki çiviye de atsan ikiz kenarlık çarptı mutlaka mutlaka olmak zorunda. Şimdi ikinci seçenekler arasındaki asıklar arasındaki uzaklık. Burada x kenar yamuk karşımıza çıktı. x kenar yamuk karşımıza çıkınca ne yaparız? Şu dikmeler bizim için önemli olur. 50 ise 50 olur burası. Tabanı da keş parçaya bölüyor. 80'den 50 çıkar. Burada e, buradaki uzunluklar değişti olacak. 30. Bunlara da kaç kaldı? 15-15 kaldı mı? Kaldı. Sonra Şimdi ikinci seçenekte de çerçeveler zemine paralel olduğuna göre çerçeve ipin uzunluğu. İpin uzunluğuna gidelim o zaman. İpin uzunluğuna şurada ben. Ne diyelim? Bir de burada e, şey demişti ya. Birinci seçenekte görsel 10 santimetre daha aşağıda. Ha Bu daha aşağıda 10 santimetre. Çiviler de zemine eşit uzattı ya. Hocam bu 10 santimetre daha aşağıdaysa. Hop şöyle. Yani aslında şöyle. Bu 10 santimetre daha aşağıdaysa. Burası iken Burası A artı 10 demek değil midir? Evet. Ya da şu yükseklikte aynı şeyi söyleyebiliriz. Şurası a iken Burası A artı 10 demek değil midir? Aynen öyle. Tamam şunlara A artı 10. Çünkü 10 santimetre daha aşağıda. Sen bunu biraz daha yukarı çıkınca buradaki şuradaki yükseklikler arasındaki uzaklık da 10 santimetre olacak. O yüzden burası A artı 10 oldu. Peki şimdi ipin uzunluklarına da gidelim. İpin uzunluğuna da şuraya ben x x dersem. Her iki şekilde de ipin uzunlukları aynı değil mi? Aynı. Yani burası 2x artı 50. Burası da 2x artı 50. Yani x artı 25'e x artı 25 yapmak zorunda. E hocam bir burada Pisagor ki ikiz kenarda çizilen yükseklik bir keş parçaya böldü 40 40. Bir de burada e, Pisagor bağıntısından sonuca ulaşacağız. Ama bence hocam 40 var, a artı 10 var, x artı 25 burada a var, 15 var, x var. Bence hisset. Hissederek daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsin. Mesela burada hocam 8 yazarsam 15 var ya 15 e ait hangi özel üçgen var? Ya 8 15 17 ya da 15 20 25 aklıma gelir. 8 yazarsam 8 15 17 17, 52 yapıyor burası. Ayrıca 8 yazdığımızda burası 18 yapar. Yani şöyle bir dik üçgen var mı diye bakıyorum. 18, 40 ve 52. 2'ye bölsen 9, 20, 21 mi oluyor? E, 9, 20, 26 mı oluyor? Şöyle baktığımız zaman 2'ye böl 9. 2'ye böl. E, şurası kaç yapıyordu? 17 mi koyacaktık? Ay 17 koyunca 42 yapıyor burası. Şurası 42 yapacak. O zaman burası 21 yaptı. Aslında 9, 40, 41 üçgeni var. 9, 20, 21 üçgeni yok hocam 2'ye böldüğümüz zaman. Niye hocam? Şöyle de düşünebilirsin. 21 karesi eksi 21'in karesi. 21'in karesi eksi 21'in ka karesine baktığın zaman 21 eksi 20'ye 21 artı 20 ya. Hocam bu 41 yapıyor. Bu da 1 yapıyor. 1 çarpı 41. 9'un karesine eşit değil. O yüzden hissettiğimiz şeyde de bak işlem bazen gelebiliyor. Bu olmadı. 8, 15, 17'yi hissettik olmadı. Bir de öbürünü deneyelim bakalım. Dikkelerde 15 varsa ne üçgen olabilir? 15, 20, 25 üçgen olabilir. On... A yerine 20 yazarsam x 25 olacak. x yerine 25 yazdığımda burası 50 olacak. A yerine 20 yazdığım zaman şurası nedir yüksekliği? 20 yazdığım zaman burası da 30 mu oluyor? Evet. 30 40 50. Sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani biz buradan ne bulduk o zaman arkadaşım? Çerçeve ipinin uzunluğunu isteniyor zaten benden. x'i 25 buldum. Yani burası 50, burası 50. O zaman ip uzunluğu şuraya 50 bulduk ya. Yok 25 bulduk ya. 25 Hocam 25 burada, 25 burada, 50 burada topladığın zaman da kaç yapıyor? 100 yapıyor. Şuradan da hesaplayabilirdin. 50 burada, 50 burada toplamda kaç yaptı? 100 yaptı. O zaman eşaretle geç. Cevap Ceyhan yaptı. Örnek 38'de. Geldik örnek 39'a. Aşağıda alanı 24. Çevresi 60 olan. Çevresi 60 mı diyor? Evet. Şuraya A dersem. Hocam çevresi 60 ya. Ee, şu ikisinin toplamı kaç yapacak? 30 yapacak o zaman. Şu ikisinin toplamı da 30 yani. Aynısı ya. E o zaman burası 30 eksi a oldu. Şey, Alanı da kaç demiş? 224 demiş. a ile 30 eksi a'nın çarpımı kaç yapacak? 224 yapacak. Şimdi a'yı bulacağız. 224'ün çarpanlarını düşünelim biz şimdi. Düşünelim ki şu çarpanlardan bunu elde edeceğiz. Ya normalde çarpanları ayırarken de çarpanları ayırmayı düşüneceğiz zaten de. Hadi bakalım düşünelim. Ya da şey yapalım. Hocam buradan ne geliyor? 30 a eksi a kare eşittir 224 ya. Atalım öbür tarafa. Öbür tarafa attığımız zaman da hocam a kare eksi 30 a artı 224 eşit 0 yaptı. Şimdi çarpanları ayırmadan eksi 36 30 a'yı elde edeceğim. Ay 224'ü yine çarpanları ayırmak zorundayız. Yani 224'ü böyle çarpanlara ayıraraktan düşünelim. 2'ye bölsem 112, 2'ye bölsem 56, 2'ye bölsem 28. 28 çarpı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 oluyor mu? Olmuyor. E buradan 2'ye bölsem e, 14 geliyor. 14 ile 2 ile 2 4 16. Ha, 14 16 30'u veriyor. Evet. Eksi 14'e eksi 16 dersem oldu arkadaşlar. Evet çarpanları ayrı ayrı bulduk bu sayıları. Şu çarpımları 22 224 yaptı. Artı 224 toplamları da bunu mu verdi? Evet. E Buradan da ne geldi o zaman? Hocam buradan A eksi 14 ve A eksi 16 eşittir. 0 geldi. Şu eşi sıfırdan a'yı 14 bulduk. Şu eşi sıfırdan a'yı 16 bulduk. Hmm. A 14. E, o zaman burası kaç çıkıyor? 16 oluyor. Ama tam tersi de olabilir. A 16 da olabilir. A 16 olursa burası 14 oluyor. Ama bu kısa kenar olarak çizilmiş ya. O zaman ben buranın 14 olduğunu buldum. Şuranın da eski haline geri getirelim. Şöyle katlama yapılmış bak burada. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Eski haline geri getirelim şekli. Tamam. Buranın da kaç olduğunu bulduk? 16 olduğunu bulduk. Bir de burada bir oran da verilmiş bize. Evet oranı da kullanalım. Burası 4K iken burası 3K verilmiş. Bu A, B üstü değil mi? A, B üstünü 4K demiş bize. B üstü D'yi de 3K demiş. Ha toplamda 7K 14 ise K2 olur. O zaman burası 8'e burası 6 mı oldu? Evet. Şimdi burada bir katlama yapılmış. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E sonra Üst üste binen açılar da birbirine eşit. 90 ise 90. Hocam burada şu parçada da şu parça birbirine eşit. Şurada da şöyle geliyor. E hatta burası da 90 ya. 90 ya. 90 olmak zorunda. Burada da 90. 90 araba da şu alfa betaya falan filan da alacağız. E bunun tamamı 16 değil mi? Hmm. Hocam şuraya A dersem katlamadan dolayı burası da A. Buraya da 16 x A kaldı. Bak Pisagor bantısı. Hatta burada hocam A var 16 x A var 8 var. 8 varsa ne üçgendir 6 8 10 üçgendir. A yerine 10 yazarsam 10 yazdım 6 8 10 sağlaması tuttu mu tuttu. Ne güzel. Çok güzel bir şey oldu. E burada devam et alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Hatta beta burası da alfa oldu. Hocam burada alfanın karşı 8. Bak betanın karşısı burada 6 betanın karşısı burada da 6. Oo şu üçgenler eş üçgen oldu. Çünkü betanın karşısı 6 betanın karşısı burada da 6. Eş. 90'ın karşı olsa 90'ın karşı. Burada da 10'dur. Hatta burası da 8 yapar. Sonra hocam bizim şu üçgenle de bu üçgenle de öbür üçgen benzer olacak. Çok güzel. Bir kere burası 6'ydı. Burası kaç? 10'du. Şu katlamada üst üste bir kenar bilen kenarla birbirine eşit. Sonra şuradaki 14 değil miydi? Evet. Burası 14. Bu katlamadan bu buraya gelecek. Onu burada değil mi burada? Evet. Buraya 4 kaldı. Şimdi burada şu üçgenle de bu üçgen benzer. Alfa beta 90. Dikkat et burada Bir alfanın karşısı 4 iken buradaki alfanın karşısı 8. 1'e 2 oran var. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı o zaman burada 3 olmak zorunda. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 3. E çift katlı bölgenin alanı isteniyor bizden. Artık arkadaşım bizden çift katlı bölgenin alanı isteniyor ya. Çift katlı bölgenin alanında neresi yapıyor? Tam olarak bak şurası yapıyor. Çift katlı bölge. Ya hocam çift katlı bölge dediğimiz ne? şuradaki büyük yamuğun alanından şu üçgenin alanını çıkartacağız hocam da diyebilirsiniz. Oradan da yapabilirsiniz. Tabi oradan yapmak daha mantıklı. Ee, yamuğun alanını alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yani 10 artı 3 alt taban 10 üst taban 3. 10 artı 3 çarp yükseklik 14 bölü 2 neyi çıkartacağız. Şu üçgenin alanı çıkartacağız. 3 çarpı 4 bölü 2'yi çıkartacak. Hadi bakalım sadeleştirmeler gitti. 13 ile 7'nin çarpımı 3 kere 7 21. 7, 8, 91 yaptı. 91'den de 4 kere 12 2, 6'yı çıkarttık. Kaç geliyor? 85 mi geliyor? Evet. Cevap böylelikle kaçıncı soruda? 39. soruda güzel bir katlama sorusuydu. Cevap balık kesir çıktı mı? Çıktı. Oy geldik. Nereye? 40. soruya. Aşağıda sarı boyalı cam şeklinde kare bir masa ve masanın altına yerleştirilen 4 adet mavi boyalı eş kare tabureler. tabureler. Görseli verilmiştir. Evet masa ve altına konulmuş. Üstten görünümde bir şey düşün böyle. Masanın köşeleri taburelerin ağırlık merkezindedir. Ağırlık merkezi burasıysa. Hocam yani köşegenlerin kesim noktası değil midir burası? Evet tam köşelerden geldiği için bunlar böyle gitti mi gitti. Tam köşegen tamam. Bunları kullanacağız ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktası. Şu köşeden geldiği için bak bu köşegen olur. Bu da köşeden geldiği için bak bu da köşegen olur. Neyse devam edelim. Masanın üst yüzeyinin alanı... Tabure ile masanın oluşturduğu yeşil üçgenlerden birinin alanının 18 kattır. Tamam. Arkadaş şurası A iken burası da A'dır. Çünkü burası A köşegenlerin köşe kesim noktası ya. Burası da A, burası da A, burası da A olur. Aynı şekilde burası da A, burası da A, burası da A olur. Burası da A, burası da A, burası da burası da Eş oldukları için bunlar da bize masanın üst yüzeyinin alanı tabure ile masanın oluşturduğu Yeşil üçgenlerden birinin alanı 18 kattır. Şimdi burası A iken tamamı 18 A olacak. Hocam 4 ise buradaysa çünkü bak yeşil alanlardan burada 4 ise o zaman masanın üst düzeyindeki şuradaki sarı alana ne kaldı? 14 A kaldı 18 A yapması için. Çünkü kare, karenin alanı tümü 18 A olacak. Sarı bölgenin alanı da 28 verilmiş. Yani 14 A eşittir 28. A buradan 2 olur. Mavi bölgelerin alanında toplamı 3, 6, 9, 12 A isteniyor bizden. E o zaman 12A da A, yerine 2 yazarsak cevap kaç yapar? 24 yapar. Evet cevap Denizli oldu. Örnek 40'ta. Geldi örnek 41'e. Şekil 1'de kenar uzunlukları 6 ve 3 kök 5 olan. Dikdörtgen biçimindeki tablo duvarak. Evet K ve L köşelerinde sabitlenmiş şekil 1'deki tablonun zemin olan uzaklığı 10 olarak verilmiş. Şimdi burada köşegen uzunluğu da var ya şu köşegen uzunluğunu şey yapalım. Hatta şu K, L, köşegen uzunluğu. Şuradaki uzunluk. Yani burası 3 kök 5'e burası 6 ya. Pisagor bağıntısı yapalım bakalım. 36 artı 45 81 yapıyor. O zaman burası kaç yapıyor? 9 olacak. Yani şuraya A diyecek olursak. Hocam A kare eşittir. 6'nın karesi artı 3 kök 5'in karesi deyip. Buradan 81 geldi. A'yı da buradan 9 olarak bulduk. Bulduk. Peki. Tamam burayı 9 bulduk. Şimdi ne olmuş? Bu tablonun sabitlendiği uçlardan biri L yerinden çıkıyor. Evet. Şu sabitlendi ya. K ve L'den sabitlenmişti. L yerinden çıkıyor ve şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Tam bu köşegenin geçmiş köşegenin uzantısı da ne yapmış? Zemine dik olacak şekilde bu şekil oluşmuş. L üs noktasının zemine olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş, şuradaki tablonun zemine olan uzaklığını ben 10 olarak biliyorum. E o zaman K noktasının zemine olan uzaklığı ne? Bak K noktası aynı duruyor yerinde. K noktasının zemini olan uzaklığı arkadaşım burada. Şöyle göstereyim. 16. E, 9'u buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 7 kaldı. E, bizden bu uzunluk isteniyor. Hocam dikdörtgen oluşturacağız. Dikdörtgen oluşturacağız. Dikdörtgeni nasıl oluşturabiliriz? İstersen buradan oluşturabilirsin. İstersen şuradan oluşturabilirsin. Ki şöyle oluşturmak daha mantıklı. Dikten dik çizilmiş oldu. Öklit mantısı karşımıza çıktı mı? Çıktı. Ve burada da burasının Kaç olduğunu 6 olduğunu biliyoruz. Pardon şu 3 kök 5 ve 6'yı yanlış yazmışım. Uzun kenar 3 kök 5 burası 6. Ya Pisagor bağıntısı değişmiyor sonuçta. Şurası 6 ve buranın da 3 kök 5 olduğunu biliyoruz. E arkadaş bir dik üçgende bak şu dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse nasıl buluyorduk? Alandan buluyorduk değil mi? Bulalım. E hocam 9 çarpı h bölü 2 üçgenin alanı aynı zamanda 3 kök 5 çarpı 6 bölü 2 de üçgenin alanı. Bölü 2'ler gitti. 3'e bölsen 3, 3 gitti. Bir daha 3'e bölsen 3, 2. Yani haşı da buradan 2 kök 5 mi bulduk? Evet. Haş buradan 2 kök 5 geldi. Hocam buradaki Pisagor bağıntısı 36. Şuraya da n diyeyim. E, ee, 6'nın karesi eşittir. n'in karesi artı 2 kök 5'in karesinden dolayı da 36'dan da e, 20 çıkınca 16 yapıyor. n'i de buradan 4 bulursun. n 4 çıkar. E, ee, burası 7'ydi zaten. Bak şuradaki uzunluk 7. E, burası 4 ya. 7 4 daha 11. Burası isteniyor galiba bizden. Evet L noktasının zemin olan uzaklığı isteniyor. Şurayı 4 bulduk. E, burası da 7 bulmuştuk zaten biraz önce. E o zaman 4 ile 7'nin toplamı da bak. Burası da 11 yaptı. Yani cevap Ceyhan yaptı. Örnek 41 de. Güzel bir soruydu. Ana bitirdik mi gençler? Bitti. Yani 11. günü de bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki gidersin. Çember konusu. Ama bak dikkat. Ne yaptık bu zamana kadar? Hocam dörtgenler konusunun çoğunda hepsinde genellikle sorularda ne çıkıyordu? Üçgen bilgisi çıkıyordu. Çember. Çemberde de göreceksin. Çember konusunda da genelde üçgen odaklı gideceğiz. Onu da 12. gün zaten göreceksin. O zaman 12. gün. çemberde açı dersinde. Çember açının tekrarı ve klasik soruların çözümleri ve yeni nesil soruların çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.